Havası, suyu ve doğal güzellikleriyle özellikle de yaz aylarının vazgeçilmez adresi olan Hazar Gölü şimdilerde çöpten geçilmez bir hal aldı. Sıcaktan bunalan vatandaşların akın ettiği Hazar Gölü çevre kirliliği nedeniyle tatilcilere bu kadar da olmaz dedirtti. Vallahi kötü, çok kötü durumda. İşte durumu görüyorsunuz. Çok kötü yani, belediye ait herhalde ki burası. Yani belediye güzel de burada bir çalışma yapsa, güzel bir temizlik yapsa daha güzel olur. Çünkü sonuçta dışarıdan gelen insanlar da var buraya. Ben de Elazığlıyım, burada yaşıyorum. Yani hafta sonu çok kötü yani, gerçekten güzel bir temizlik olsa yani insanlar gelir, eğlenir, şey yapar. Yani belediye şey, ricamız budur yani. Temiz olsa daha güzel olur. Hasar Gölü yani gerçekten güzel bir yer. Yalnız işte dediğim gibi bizim insanlarımız maalesef bir etrafına da bir yeteri kadar o temizliğe önem verse de hiçbir sıkıntı yok. Zaten siz de görüyorsunuz ağaçların altlarında hepsi çöpler. Yani doğaya saygı olmak lazım yani açıkçası. Çöpten dolayı rahat vakit geçiremiyoruz. Ha, çöp olmasa gerçekten çok güzel bir yer. Yani Hazar Gölü gerçekten çok güzel bir yer. Yani gerek doğası, gerek insanların yani en aza stres atabileceği bir yer. Yani Güneydoğu'nun Alanya'sı diyebiliriz yani. Vatandaş, vatandaşı ve yetkilileri duyarlı olmaya davet etti. Diyarbakır'dan olsun, Batman'dan olsun, Elazığ'dan olsun, çevre illerden olsun. Buraya baya bir yoğunluk var yaz aylarında. Bu yoğunluk olduğun takdirde vatandaşlarımızın biraz temizlik konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Belediyemiz, devlet büyüklerimizin temizlik konusunda duyarlı olmasını istiyorum açıkçası. Şimdi kaldırımlarımız var ama gece ışıklarımız maalesef yok. Ondan sonra suya göle ne yazık ki kanalizasyon falan bırakılıyor. Kanalizasyon sorunlarımız var. Sitelerin kanalizasyonu hepsi ne yazık ki suya akıyorlar. Bundan sonra çevre temizliğimiz yok, duşakabinlerimiz yok, lavabo ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Yani vatandaşlar gerçekten tam anlamıyla bir mağduriyet yaşıyorlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinin burası Güneydoğu Anadolu bölgesinin resmen Bodrum kuşağı olmuş. Çünkü hafta sonları en yakın olarak buraya gelip burada konaklıyorlar. Burada ihtiyaçlarını karşılıyorlar, tatillerini yapıyorlar. Şimdi Ama bir görüntü kirliliği ki var var, diyorsunuz. Görüntü kirliliği var. Yani baksanıza, yani bakın, bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Otlarla ilgili bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Kaldırımı da geçen yıl yaptılar. 20 yıl yoktu daha önce. Geçen yıl yaptılar. Geçen yıl yapmasına rağmen ışıklandırma falan koymamışlar. Ondan dolayı vatandaşlarımız, yazlıkta kalanlar kalan vatandaşlarımız ne yazık ki akşam burada yürüyüş yapamıyorlar. Şimdi çevre girişim yaptık. İl özel idaresine müracaatımızı yaptık. Belediyede sözlü olarak beyanda bulunduk. Ne yazık ki işleme almadılar. Çalışmalar Evet, belediye gerçekleştirilmedi yani. yaptığımız zaman belediye orası il özel idaresi karayollarına ait olduğunu söyledi. Karayolları da ne yazık ki belediyeye suçu attı. Ne yazık ki sonuç alamadık.